Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tamer. Bugün size Minecraft'ta Hexit modu nasıl indireceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurada Toolbox for Minecraft diye bir şey var. Minecraft pin'in yanında. Şimdi onu nasıl bulacağınızı hemen gösteriyorum. Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar, Google Play Store'a. Şuraya Toolbox for Minecraft diye ben yazmıştım. Çıkar, siz Toolbox yazınca çıkar. Arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Şu soldan yukarıdaki ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yükleye basılıyorsunuz. Yani şuraya ben güncelliğe bastım şu an. Böyle yükleniyor arkadaşlar. Ha, bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey demem gerekiyor. Bunu indirip Minecraft'a geçirmek için şöyle bir şey olması lazım. 15.0'ın üstünde veya 15 pardon 16.0'ın üstünde olması gerekiyor. Benimki 15.2 olduğu için benimki yükleniyor. Hemen gösteriyorum arkadaşlar yenilikleri, farklılıkları falan. Açılıyor şu an. Evet arkadaşlar, şu sağda en altta 12.2'nin yanında Launcher 2.1.25 yazacak arkadaşlar. Onun yazması gerekiyor, yoksa normal Minecraft'a girmişsiniz demektir. Launcher olmadan olmaz arkadaşlar. Play'e basın arkadaşlar. Arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi de bir tane harita oluyor. Koordinat falan oluyor. Buna göre bir şey arıyorsanız veya bir şey bulmaya çalışıyorsanız arkadaşlar sizin işinizi bayağı bir kolaylaştıracaktır. Ben şöyle gideyim. Arkadaşlar bu arada oyunun şöyle bir hilesi var. Şu sol üstte gördüğünüz M'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya geliyorsunuz. Buradan Creature Survivor, saat zamanı falan filan, burada kendi gücümüzü, oyunun hızını falan kendi hızımızı ayarlayabiliriz arkadaşlar. Burada kaydedebiliyoruz. Arkadaşlar bu arada bu Enchant'a tıkladığımızda arkadaşlar, mesela benim şu an bir tane kılıç alayım. Pardon, şuradan bir tane elmas kılıç alayım. Arkadaşlar bunu enchant'a basmanız gerekiyor böyle. Olmayabiliyor bazen arkadaşlar ama şu an olması gerekiyordu. Şu an arkadaşlar evet girdi. Buradan enchantlayabiliyorsunuz. Güçlendirebiliyorsunuz kılıcınızı veya okulunuzu, başka bir şeyini. Öyle bir hilesi var arkadaşlar. Şurada tıklıyoruz. Arkadaşlar ikisine birlikte tıklamanız gerekiyormuş. Ben de şu an yeni fark ettim. Mesela şöyle bir inelim. Bir domuza vuralım. 10 can. Arkadaşlar maksimum ne kadar can götürüyor ona bakmak istiyorum. Bu yakıcı özelliği olan da olabiliyor. Yani değişik değişik güçleri falan da olabiliyor. Arkadaşlar bir de bunun şöyle bir güzel yanı var. Mesela arkadaşlar şu an elime bir tane balta alacağım. Şöyle taş bir balta alalım arkadaşlar. Şuradan Survivor yapalım. Arkadaşlar şu an elimdeki baltayla ağacın dibine vuracağım. Pardon, vuramadım. Evet arkadaşlar, ağacın dibine vurduğunuzda işte elmaları, odunları veya ağaç tohumlarını kolayca düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım. Arkadaşlar şöyle bir şey var.
Bunun 16'nın üstündeki seviyelerde şey olması gerekiyor. Nasıl diyeyim? Bu karakterlerin hepsinin açık olması gerekiyor. Mesela bazıları kilitli böyle. Bunların açık olması gerekiyor. Ama belki sizin Minecraft seviyeniz daha yüksekse olabilir. Benimki şu 15.2. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beni takip edenlerin inşallah bu haftadaki veya bu yıldaki bütün sınavlarından yüz alırlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.